Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Pilates eğitmenliği videolarımızı çekeceğiz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Gözde Yılmaz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu bölümü mezunuyum. Pilates eğitmeniyim. Bugün sizlere Pilates'in ne olduğunu, nelerle karşılaşabileceğinizi, Pilates eğitmenliğinin ne olduğunu anlatacağım. Ve güzel bir Pilates videosu çekeceğiz. Karşınıza çıkan Pilates ile ilgili bütün her şeyi detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ve Pilates eğitmeni olmanız için sizlere yardımcı olacağım. Öncelikle Pilates nedir arkadaşlar? Pilates, şöyle söyleyeyim, 20. yüzyılın başlarında Joseph Pilates isimli bir danışmanın aslında fiziksel tedavi egzersizleri yaptığı sırada yatalak hastalara onları yattığı yerden ısındırma hareketlerini hafif bir şekilde yaparak Pilates egzersizleriyle, yani yaptığı egzersizleriyle onları çok güzel bir şekilde açıklayıcı bir şekilde onları çözüme kavuşturmak. Şimdi bizim yani yapmış olduğumuz bu Pilates egzersizlerinde önceliğimiz yaptığımız egzersizler konsantrasyon, merkez, yani fiziksel ve zihinsel merkezin bir arada bulunmasıyla yapılan egzersizlerin sonuç vermesi. Yani kas çalışmalarımızda ve güçlenmemizde bunların asıl nedeni konsantrasyon, merkez, yaptığımız egzersizler bu ve sadece nefes alıp verme ile kaslarımızın güçlenmesi fiziksel tedavi egzersizleri için en geçerli yöntemi de bu olduğu zaten biliniyor. Şimdi öncelikle Pilates egzersizlerimize başlamadan önce nefes egzersizimizi size anlatmak istiyorum. Nefes egzersizlerimizi yaparken öncelikle kuvvet uyguladığımız yerde her zaman nefes vereceğiz. Rahat olduğumuz alanda da nefesimizi güçlü bir şekilde alacağız. Burada göğüs kafesimizi dolduracak şekilde nefesimizi güçlü bir şekilde alıp kuvvet uyguladığımız yerde de nefesimizi vereceğiz. Öncelikle ısınmamız gerekiyor. Tabii ki Pilates yaparken sağlıklı bireylere yaptırıyorsanız ısınma hareketlerini ayakta ya da dans eşliğinde yaptırabilirsiniz. Bir 10-15 dakika ısınma Pilates egzersizlerinin başında yeterli olacaktır. Ardından kas ve güç çalışmasına dayanıklı egzersizler yapacağız. Şimdi öncelikle ısınma hareketlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi Pilates egzersizlerimizi yapmadan önce dediğim gibi sağlıklı bireylerde biraz ısınma yapmanızı istiyorum. Isınma hareketlerimizi yaparken güzel bir müzik koyabilirsiniz. Sizi güçlendirici ve teşvik edici şekilde olabilir. Ben size anlatım yapacağım için müzik koymadım. Ama aynı şekilde egzersizleri yapmadan önce ısınma 10-15 dakika ısınma yapmanızı istiyorum. İlk ısınma hareketinizde şu şekilde ellerimi sabitliyorum. Sırt, yani sırtınızdaki, belinizdeki ısınmaları da bacak ısınması, kol ısınması, baş ısınması hepsini aynı şekilde vücutta yapabilmemiz için ısınma hareketlerinde başladığımızda ilk hareketimiz yana açmalarla, hafif hareketlerle başlıyorum. Bir müzik olduğunu düşünün. Son 10, 9, 8, 7, biraz arkadan da çalışayım, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel, şimdi çekiyorum. Çektik bacakları. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktık. Şimdi yana çek bacakları. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bıraktık. Güzel.
Elleri kolları salladık. Şimdi kelebek olarak ısınacağız. Şu şekilde bacaklarımı kapattım. Yukarı. Bunda 12 tekrar şeklinde yaptım. Isınma hareketlerini de biraz fazla yapabilirsiniz. 15 yapabilirsiniz. Bıraktım. Güzel. Salladım kolları, bacakları. Ellerimi aynı şekilde esnetiyorum. Ayaklarımı aynı şekilde. Daire yapabilirsiniz. İçe daire, dışa daire. Aynı şekilde. Diğer bacakta. İçe daire, dışa daire. Ayaklarımı fleksiyon, yani bükme işlemi yapıyorum. Güzel. Şimdi bacakları kendime çekeceğim. Isınmalarımıza devam edelim. Beş, dört, üç, iki, bir bıraktık. Salladık kolları, bacakları. Isınmalarımızı çok fazla yapmanıza gerek yok. 10-15 dakika dediğim gibi yeterli. Aynı şekilde yana. Bir, iki bacak. İki. Bunda 12 ya da 15 tekrar yaptım. Bıraktım, kapattım bacakları. Yanlarımı esneteceğim biraz. Bacaklarımı hafif omuz genişliğinde açabilirim. Yanlara tek tek ya da ikili esneme yapabilirsiniz. On iki tekrarda bu esnememi yaptım. Ardından aynı şekilde parmak ucumda yukarı esniyorum. Kollarımı açtım. Tekrar parmak ucumda yukarı esniyorum. Yanları açtım. Ayak parmak uçlarımda yine aynı şekilde. 12 tekrar yukarı kaldırıyorum kendime. Elinizde bir ip olabilir ya da ip atlıyormuş gibi tek tek ısınma yapabilirsiniz ip atlama şeklinde. Önce tek tek çekiyorum bacaklarımı. İlla ip olmasına gerek yok. Bakın şu an ip varmış gibi yapıyorum ısınmamı. Ya da ikili. İpimi de atladım. Güzelce ısındım. Hemen bıraktım. Çektim bacakları. Esnemelerimi yapacağım. Bu kadar ısınma bile ilk antrenman için yeterli. Güzel. Çektim. Ay gidiyordum. Çektim. Yana alıyorum. Geriye aldım. Esniyorum. Tekrar diğer bacak sabit. Çektim. Yana aldım. Geriye aldım. Esnedim. Güzel. Şimdi parmak ucunu esneyeceğim. Kapattım ayaklarımı. İçeri esnedim. Tuttum ayak bileklerimi. Başımı dizlerime doğru götürmeye çalıştım. Esnedim. Kaldırdım kendimi. Sıktım kalçamı. Belimi esnettim. Açtım. Parmak ucu, ayak parmaklarım omuz genişliğimde. Belimi esnetiyorum. Daire yapıyorum. Diğer yöne daire yaptım. Yanlara esneyeceğim. Diğer yöne. Karşıya esnedim. Hafif açtım bacaklarımı. Dizimi büktüm. Esnedim. Diğer yana da esnedim. İsterseniz parmak ucunuzu tutup esneyebilirsiniz. Aynı şekilde esnememi yapıyorum. Yavaş yavaş kaldırıyorum kendimi. Güzel. Şimdi bir squat çalışması yapacağım. Bunu antrenmanlarınızda başlangıçta yapabilirsiniz. Doğru bir şekilde yapın ama. Squat zaten biliyorsunuz hepiniz.
Belim yine merkezim. Aynı şekilde söylediğim gibi kalçam dışarıda. Nefesimi veriyorum. Sıktım kalçamı. Nefes aldım. Sıktım kalçamı. Nefes veriyorum. On iki tekrar squat'ımı da yaptım. Sağladım, dinlendim. Egzersizlerimi öyle geçeceğim. Yani ısınmamı yapacağım. Esnememi yapacağım. Ondan sonra egzersizlerime geçeceğim. 12 tekrar şeklinde başlayacağız. Güzel dinlendik biraz. Kolları da esnetmelerimizi yaptık. Şimdi aynı şekilde yandayım. Hareket yaparken nefes aldım. Kaldırdım kendimi, nefes alıyorum. Çünkü nefesimi aldığım yerde kuvveti uygulamamış olduğum için. Burada nefes aldım, kaldırdım, nefes veriyorum. Bunu da 12 tekrar yaptım. Güçlü bir nefesle. Güzel bir nefes alıp, güzel bir nefes vermeyle ısınmalarımı, esnemelerimi yaptım. Şimdi egzersizlerimize geçelim. Isınma hareketlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi egzersizlerimize geçebiliriz. Öncelikle örnek vererek anlatmak istiyorum size. Öncelikle karın egzersizi yapacağız. Dediğim gibi 3 tane prensibimiz çok önemli. Konsantrasyon, kontrol ve nefes. Şimdi biz karın egzersizi çalışacağız. İlk hareketimizde basit hareketlerle başlayacağız. Daha sonra güçlendireceğiz egzersizleri. Karın hareketimizde ilk önceliğimiz karnımız, belimiz, merkezimiz zaten. Belimizi, merkezimizi sabitledik. Ardından basit bir karın egzersiziyle 12 tekrarla başlayacağız. Haftalık haftalık arttırarak performansımızı devam edeceğiz. Şimdi ilk hareketimizde belimiz tamamen yere dayalı. Belimizde boşluk kesinlikle yok. Karın egzersizlerimizde orta karın, alt karın ve üst karın şeklinde abdominal kaslarımızı çalıştıracağız. Bu karın egzersizlerimizde de öncelikle elim başımda. Nefesimi alıyorum. Şu an rahatım çünkü. Nefesimi aldım. Kuvvet uyguladığım yerde nefes veriyorum. Nefes aldım. Kuvvet uyguladığım yerde nefes veriyorum. Bir. İkisini bir sayıyorum. Yani her zaman hareketleri yaparken ikisini bir sayıyorum ve 12 tekrar bu şekilde yapacağız. Şimdi şuna çok önem verin. Hareketi şu şekilde hızlı yapmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Başta 3 prensipte anlattığım gibi kontrol çok önemli ve konsantrasyon çok önemli. Yavaş, dingin bir şekilde yapacağız hareketleri. Merkezi yani odak noktasını, belimizi ve kalçamızı sabitleyeceğiz. Sadece çalıştırdığımız bölgeyi yavaş hareketlerle dikkatli bir şekilde yapacağız. Aldım, ellerim başımda. Nefesimi alıyorum. 1 2 3 4 5 Son 3 tekrar 2 Son kez egzersizi bıraktık. Orta karnımızın çalıştığını çok rahat anladık. Koyduk başımızı yere. 30 saniye dinleniyoruz. Rahat pozisyonda. İster bacaklarınızı uzatın. Rahatız çünkü. Kontroldeyiz. İster bacaklarınızı çektiniz. Isınma egzersizlerinin ardından yaptığımız esneme hareketleri bu yüzden çok önemliydi. Esnemede aynı şekilde 30 saniye kuralında da esnemelerinizi bu şekilde bacakları çekilik yapabilirsiniz. Şimdi alt karın egzersizi çalışacağız. Orta karını bitirdik. 12 tekrarımızı yaptık.
Alt karın egzersizimizde de aynı şekilde belimiz, merkezimiz kontrolünü sağlıyoruz. Bacaklarımızı karşıya uzatıyoruz. Başımız karşıda, çünkü alt karını ancak başımız karşıdayken çalışırız. Nefes alıp son 3, 2, son kez bıraktık. 12 tekrarımızı yapıyoruz. Abdominal kasları çalıştırırken karın kaslarında orta karın, alt karın ve üst karın üçünü birlikte 12 tekrar yapıp başka bir bölgeye o şekilde geçiyoruz. Yani şöyle düşünün, ben bütün bu karın kaslarımda orta karını çalışıp kalça hareketlerine geçip sonra gelip alt karını çalışıp basen hareketlerine geçemem. Bunlar bir bütündür. Vücutta da bütünlükte aynı şekilde çalışılması gerekir. O yüzden orta karnıma 12 hareketimi yaptım. Alt karnıma 12 hareketimi yaptım. Şimdi üst karın egzersizi yapmam lazım. Üst karın egzersizini 30 saniye dinlendim. Hemen merkezimi kontrol ettim. Belim yerde. Hiçbir şekilde boşluk yok. Aldım, bacaklarımı yukarı çekiyorum. Kollarım geride. Nefesimi aldım. Nefes verdim. Rahat olduğum yerde nefes alıyorum. Kuvvet uyguladığım yerde nefes veriyorum. Nefes aldım. Son 3, 2, son kez bacaklarımı yavaşça bırakıyorum ve 30 saniye dinleniyorum. İlk başta pilates egzersizlerine başlarken 12 tekrar yapmanızı öneriyorum. Benim yok canım acımadı, ben bir şey hissetmiyorum diye sayıları fazlalaştırmayın. 12 tekrar başlangıcıyla başlamanızı istiyorum. Haftalık performansa göre arttırmanızı istiyorum. O da kişinin performansına göre arttırın. Şimdi şu şekilde beslenme olarak da ben size yardımcı olacağım. Bir beslenme programı da yapacağız. Vücut kitle endeksine göre yapacağız. Tabii ki 90 kilo üstündeki bir insanla 50 kilo üstündeki bir insanın aynı derecede pilates egzersizi yapması mantıksız zaten. Onları da göstereceğim size. Şimdi karın hareketlerimizi yaptıktan sonra gelelim hamstring, yani arka bacak kas gruplarımızı ve gastrocnemius dediğimiz bacak kaslarımızı çalıştırma hareketlerine. Şimdi aynı şekilde merkezimiz kalça, bel kontrolünü sağlıyoruz. Ardından konsantre oluyoruz. Yani şu şekilde yamuk yumuk yapmıyoruz hareketi. Kontrolü güzelce sağlıyoruz. Nefes egzersizimiz çok önemliydi. Harekete odaklanıyoruz. Nefesimi aldım. Aynı şekilde kontrolü sağladığım yerde nefes alıyorum. Kuvvet uyguladığım yerde nefes veriyorum. Nefes alıyorum, veriyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. 30 saniye dinleniyorum. Dinlenmemi yaptıktan sonra hemen yine aynı şekilde bacak kas gruplarımı çalıştırmak için diğer egzersizime geçiyorum. Birazcık kanı pompalamamız için üstüne ağırlık vermemiz lazım. Yani bir egzersiz daha arttırmamız lazım. Tekrar daire işlemi yapalım. Nefes aldım. Son 3, 2, son kez bıraktık. Güzel. Şimdi çektik bacakları. Artık gastrocnemius çalıştı. Hamstring kaslarımız, bacak kaslarımız çalıştı. Şimdi artık kalça kasımızla çalıştıracağız. Basenle birlikte gluteus maximus dediğimiz kalça kaslarımız çalışacak. Onun için de aynı şekilde isterseniz elinizi şu şekilde başınıza koyup dümdüz bir vücutla yamuk durmayacak şekilde kontrolü sağlayıp nefes alıp verip egzersiz yapabilirsiniz. Nefesimi aldım. Üf. Üf.
Son 3, 2, son kez bıraktık. Güzel. 30 saniye dinleniyoruz. 30 saniye dinlendikten sonra diğer bir egzersizimize geçiyoruz. Aynı şekilde ayaklarımı birleştiriyorum. Nefes aldım. Basen için. Her zaman kuvvet uygularken nefes veriyorum. Zor değil. Kontrolü ve konsantrasyonu güzel sağlarsanız çok rahat yapabilirsiniz. Son 3, 2, son kez bıraktık. Güzel. Dinleniyoruz. Aynı şekilde diğer bacak kısmına geçiyoruz. Şimdi öncelikle pilates egzersizlerinde çok fazla kullandığımız aletler var. Örneğin lastik, çember, büyük top, küçük top, ağırlık çalışmalarında küçük dumbbell aletleri. Bunların hepsini kullanacağız. Öncelikle bugün ilk dersimiz olduğu için basit egzersiz hareketlerini gösteriyorum size. Bunlarla başlamanızı tavsiye ediyorum. Yavaş yavaş güçlendikçe, performans arttıkça dumbbell'dır, çemberdir, güçlü aletleri o zaman geçmenizi istiyorum. Başlangıç olarak dediğim gibi nefes kontrolünü, bunları anlatmalısınız. Ardından basit egzersizlerle devam edip sonrasında güçlendirmeniz gerekiyor kişiyi.